yapmalarını bırakma. En son yaptığın şey, bazı esnaf arkadaşları dolaşıp işçilerin burada duruşundan rahatsız oluyoruz diye imza toplayıp belediyete teslim etmek. Yine yuvadaki insanları sitelere dolaşıp işçilerin burada olmasından rahatsızız diye dilekçeye imza atın diye imza toplamaya çalıştı. Aslında rahatsız olan kendisi. Neden rahatsız? Kendi yarattığı kadrodan rahatsız. Aynı bu Amerika gibi. Hitler faşizmi dünyayı kana boğadı. Pablo Picasso bu Amerika'yı yaptı. Hitler onun subaylarına bu tabloyu kim yaptı diye sorduğuma üstad dedi ki bu tabloyu siz yaptınız. Hepsi biçmeden kendi yarattığı tablonun çevrede görülmesine rahatsız. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti. Askere giren biz. Çocuklarımızı polis veren biz. Şehit düşen biz. Ölen biz. Öldüren biz. Baskı gören yeriz. Burada başınızın sebebi açıklayın. Hangi mahkeme kararı, hangi savcı talimatıyla buradasınız? Yoksa bu ülke bazı beyefendilerinin keyfi iki duvarın arasında mı yönetiliyor? Buna çıkmayın. Bir gün patron gidecek. Şehri devlet adına yöneten kişiyle bir görüşmeye yapacak 300 tane polis 38 tane hak arayan işçinin karşısına yıkılacak. Biz de maskesiz kalacağız. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Önce bu fabrikanın ve civardaki fabrikaların sahiplerinin yasaları nasıl çiğnediğini kontrol edeceksiniz. Benim arkadaşlarım 2010 yılının Ağustos ayına kadar günde iki vadiye halinde zorla çalıştırılır. Yalnız söylüyorum doğru.
fazla ödedik. 19-20 milyar fazla ödedik ama halen diyemiyorlar diye size bu yalanları anlattığında neden sorularla izah veriyorsunuz? Neden diyorsunuz? Biz işçilerimiz, işçilerin hakları için mücadele ediyoruz. Unutmayın, bir gün size de bu gerekecek. Esasçılar eğer yaptığınız da hakkını aradığınız da yanınızda bir varlık biz. Ama patron rica ettiği zaman hemen evrakları imzalayıp karakola adliyeye gönderiyorsunuz. Şimdi dönüp gerçeklere bakalım. Eğer burası Türkiye Cumhuriyeti ise, eğer hukuk devleti varsa o zaman biz yürürüz fabrikanın önünde asıl açıklamamızda yaparız. Kimse bizi keyfi olarak durduramaz. Sokaklarında sahibi hukuktur. Yürüdüğümüz yollarında sahibi hukuktur. Sizin kendi cumhuriyetiniz diye ilan ettiğiniz fabrikaların sahibi de hukuktur. Sizin fabrikalarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının dışında değildir. İşte sizin köleleriniz değildir. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. İşçiyiz, güçlüyüz, esir değiliz. İşçiyiz, güçlüyüz, esir değiliz. İşçiyiz, güçlüyüz, esir değiliz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bu ülke bu kadar keyifli yönetilemez. Gün sahipleri elinde devlet adına güçlü bulunduğuna bu kadar keyifli kararlar alamaz. Bu kadar keyifli şekilde halkın işçilerin karşısına çıkamaz. Bunu ispat etmek gerekiyorsa işte o gün bugündür. Biz tek bir işçileri dirilişimizin 50. gününde bu keyfiliğe dur demek için Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olduğumuzu ispat etmek için yürüyeceğiz. Durmamız gereken yerde duracağız ve basın açıklamamızı yapacağız. Bugün de yanımızda olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin eş genel başkanı İlge Sezin Kaya ve partilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet İlçe Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Profesör Haluk Eydoğan'a ve bize destek için burada bulunan Emek Partili yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saat 3'te fabrika önüne geçip basın açıklaması yapacağız.